İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki soykırımdan kurtulan Ermeniler, Mihran Dabah. 30 yıl önce bugün halka adlı operasyon başladı. Artsakh Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınladı. Muş Ovası'nı kırmızıya bürüyen laleler görsel şölen oluşturdu. The Economist dergisi Bakü'deki askeri ganimet parkını korkunç olarak nitelendirdi. Türkiye'nin bölgesel ilişkileri yeniden tesis etme çabaları genel bir güvensizlikle karşılandı. Artsakh'ta 30 hektardan fazla alanda yeni ormanlar oluşturulacak. Mihran Dabah 1944'te Diyarbakır'da doğdu. Almanya'nın Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi'nin tarih bilimi fakültesinde profesör ve diaspora ve soykırım araştırmaları enstitüsünün direktörüdür. Profesör Doktor Dabah şiddet, soykırım ve sömürgecilik hakkında çok sayıda kitap yazdı. Sizlere Profesör Dabah ile röportajdan alıntılar sunuyoruz. Diyarbakır aslında bizim için, Ermeniler için çok zor bir yerdi. Ermeni olarak, Süryani olarak sokağa korkuyla çıkıyorduk. Benim de babamın da evde ayrı, dışarıda ayrı isimlerimiz vardı. Benimki dışarıda Orhan, içeride Mihran'dı. Babamınki dışarıda Kemal, evde Karnik. Mihran Dabah kendi tanıklığını ve ailesinin soykırım hikayesini bugüne kadar hiç anlatmamıştı. Babası soykırım ardından ailesinin tek ferdi olarak hayatta kalmıştı. Mihran Dabah da bugün bu hikayenin neredeyse son taşıyıcısı olarak hayatını sürdürüyor. 30 Nisan 1991'de Ganzak Girovabad'da görev yapan Sovyet 4. Ordusu'nun 2. tümeni tanklar, toplar ve askeri hava desteğiyle Sovyet Azerbaycan'ın Hanlar bölgesinin Gedaşen ve Mardunaşen adlı Ermeni köylerini kuşattı. Halka operasyonuna Rus gönüllüler de katıldı. Bu operasyondan saatler sonra Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'na bağlı OMON adlı özel kuvvetler ile Azeri gönüllüler söz konusu köylere girdi. Azeriler pasaport rejimini kontrol etmek bahanesiyle Ermeni nüfuslu köylerde yaşayanları helikopterlerle zorla Stepanakert veya Kirovabad'a, oradan da Ermenistan Cumhuriyeti'ne sürdüler. Gedaşen alt bölgesinin öz savunma komutanı Tatul Kırbeyan, Artur Garabedyan, 19 Nisan'da Arabo adlı müfrezenin komutasını devralan Simon Açıkgözyan ve Hrazdan şehrinin müfreze komutanı Hraç Danielyan eşit olmayan bu çatışmalarda şehit edildi. Eylemler bir hafta sürdü. Bir düzineden fazla, çoğu yaşlı insanlardan oluşan siviller silahlarla ve satırlarla katledildi. Özel teşkilat OMON yaklaşık 100 erkeği Kirovabad'da esir aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre operasyonun ilk gününden itibaren çevredeki Azerbaycan köylülerinin binlerce sakini Gedaşen ve Mardunaşen'e koştu ve Ermenilerin mallarını yağmalamaya başladı. Mardunaşen ve Gedaşen'de yaşanılan vahşet ve işlenen suçlar bugüne kadar tam olarak aydınlatılamadı. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Halka adlı operasyonun 30. yılı vesilesiyle bir açıklamada bulundu. Armen Press, Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını sunuyor. 30 yıl önce 30 Nisan 1991'de Azerbaycan makamları halka operasyonunu başlatarak tarihi topraklarından halkları yerinden etme konusunda en kanlı ve en insanlık dışı eylemlerden biri olarak kabul edilen bir girişimde bulundular. İlk kez sivil halka karşı tank, askeri helikopter ve topların kullanıldığı operasyon sırasında Kuzey Artsakh'ın ve Şahumyan, Hadrut ve Şuşi bölgelerinin yüzlerce Ermeni köyleri boşaltıldı ve tahrip edildi. On binlerce kişi yerlerinden edildi. Yüzlercesi öldürüldü ve birçoğu esir alındı. Birçoğunun kaderi hala bilinmiyor. Halka operasyonu Azerbaycan'ın soykırım politikasının bir başka tezahürü ve 1988-1991 Sumgayit, Bakü, Kirovabad ve Azerbaycan'ın diğer Ermeni nüfuslu şehir ve bölgelerinde, Dağlık Karabağ ve Kuzey Artsakh yerleşim yerlerinde Ermenilere karşı işlenen katliamların ve etnik temizlik zincirinin bir devamı oldu.
Kalça Operasyonu, 2016 Nisan Savaşı ve Türkiye ile çeşitli paralı gerici terörist grupların desteğiyle 2020'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 44 günlük Artsakh Savaşı'nda işledikleri savaş suçları, uluslararası hümaniter hukuk normlarının ağır ihlali, insanlığa karşı suçların kayıtsızlığının ve cezasızlığının tekrarına yol açtığını kanıtlıyor. Batı Ermenistan'ın Muş Ovası'nda doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan Muş Lalesi'nin karlı dağlarla birleşen görüntüleri kartpostallık oluşturuyor. Muş'ta bu yıl erken açmaya başlayan laleler ovayı adeta kırmızıya bürüdü. 2015 yılında Muş 1071 ismiyle tescillenen Muş Lalesi eşsiz güzelliğiyle görsel şölen sunuyor. 15 ile 20 gün arasında ömrü olan laleler vatandaşlar tarafından fotoğraflanıyor. Muş lalesinin Muş'un ekonomisine katkı sağlayacak şekilde bir yapılanmaya doğru gitmek lazım. Muş'un sembolü laledir. Her yerde endemik lale çeşitleri var ama Muş lalesinin kendine has bir özelliği var. Ciddi anlamda buraya hem yerli turist hem de yabancı turist çekiyor. Bu arada Batı Ermenistan Muş 1071 ismini kabul edilemez bulmaktadır. The Economist dergisi Bakü'deki askeri ganimet parkını korkunç olarak nitelendirdi. İngiliz The Economist'in başyazısı bu sözlerle iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek Türkiye ile Ermenistan Cumhuriyeti'nin uzlaşma belirtileri göstermediğini belirtti. Gazete, bir asırdan fazla bir süre önce Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere karşı bir soykırım yapıldığını ve birkaç ay önce Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi olan Türkiye'nin Azerbaycan'ın Ermenilere karşı başlattığı savaşı kazanmasına yardım ettiğini hatırlattı. Erdoğan, Azerbaycan'daki zafer yürüyüşü sırasında soykırımın mimarlarından Enver Paşa'ya övgüde bulundu. Aliyev ise son zamanlarda savaşta katledilen Ermenilerin miğferleri dahil grotesk yüzlü, eğik burunlu, yaralı Ermeni askerlerinin mankenlerini sunan bir korkunç askeri ganimetler parkı açtı. Böyle bir gösterinin Azerbaycan'ın barış önerileriyle nasıl denk geldiği sadece tahmin edilebilir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, barbarlık seviyesindeki bu faşizan hareketi kınamaktadır. Gulf News'in haberine göre Türkiye'nin bölgesel ilişkileri yeniden tesis etme çabaları yaygın bir güvensizlikle karşılaştı. Son aylarda Türk yetkililer aralarında Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu bir dizi ülkeyle gerginliği azaltmaya çalıştı. Türkiye'nin hayranlıkla saldırısı Ankara'nın Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e giderek artan saldırgan tutumuna karşı bölgesel girişimleri baltalamayı amaçlıyor. Şubat ayında Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Filya adlı Akdeniz Forumu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdi ve Türkiye bu toplantıya davet edilmedi. Türkiye, deniz sınırları ve Doğu Akdeniz Havzası'nda yeni keşfedilen hidrokarbon rezervlerine erişim konusunda Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ve Kıbrıs ile anlaşmazlık içerisinde. Aynı zamanda Türkiye'nin Libya çatışmasına askeri müdahalesi ve bölgedeki Müslüman kardeşlere verdiği destek Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kızdırdı. Geçen gün bir çalışma ziyareti için Artsakh'ta bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Çevre Bakan Vekili Romanos Petrosyan, Armen Pres ile yaptığı görüşmede Artsakh'ta 30-35 hektar alanda yeni ormanların oluşturulmasının planlanmakta olduğunu ifade etti. Ona göre özellikle görüşmeler neticesinde Artsakh ile Ermenistan Cumhuriyeti'nin ortak kuruluşları arasında varılan anlaşmaya göre Hayandar Kurumu yönetimi şimdiden bir fidanlık kurmaya başladı. Petrosyan, burada fidan yetiştirmek için 500 metrekare alana sahip bir seramuz olacak, kökleme olanağı yaklaşık %80-90 oranından yüksek dedi. Ayrıca Artsakh'ta 10 milyon ağaç girişimi çerçevesinde 100 bin orman ağaç fidanı bağışlamak için Artsakh Andar ile bir anlaşmaya varıldı ve Artsakh'ta ek 30-35 hektarlık yeni ormanlık alan oluşturulacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gamsar adlı topluluğun seslendirdiği Tatul Kırbeyan'a adanmış eseri sunuyoruz. Bat ve tarşalı Anhu Sakar
yaşının kal, haydu giparko. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.